Önemli bir konuyu açıklığa kavuşturuyorum. Bana zaman zaman gelen bir soru var. iPhone mu alayım, Android mi alayım? Şu iPhone modelini mi alayım, şu Android telefonumu alayım? Şunun donanımı bundan daha mı iyidir, daha mı kötüdür vesaire gibi böyle iPhone telefonlarla 13, 11, 12, 14, 15 Android telefonları karşılaştıran bir kitle var. Yani o mu daha iyi, bu mu daha iyi diye soru soruyorlar. Fakat bu soruların çok anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Mesele eğer iyilik, kötülükse her iki tarafında iyi olan tarafları var. İyi olmayan tarafları var. Yani avantajları var, dezavantajları var. Şimdi birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben videoyu 3 parçaya ayırdım. İlk olarak yanıtlayacağım taraf arkadaşlar donanım meselesi. Şimdi zaman zaman şu soru geliyor bana videolarımın altında. iPhone 13 mü alayım, Samsung S22 mi? Ya da iPhone 14 mü alayım, Samsung S23 mü? Ya da iPhone 15 mi alayım, S23 mü alayım gibi sorular geliyor. Yani hangisinin donanımı daha iyi, daha doğrusu onu da soranlar oluyor. Doğrudan doğruya hani hangisi donanımı daha iyi diye soran da oluyor. Şimdi arkadaşlar işletim sistemleri ve özellikleri farklı olduğu için donanımı özellikleri anlamında karşılaştırmak çok mantıklı değil. Neden değil? Çünkü örneğin iPhone tarafına yani Apple'a bakacak olursak Apple tarafındaki cihazların donanımı öyle çok üst düzey değil. Tamam Apple böyle uçuyor kaçıyor diyor. Yok şu kadar güçlü grafik işlemcisi var, bu kadar güçlü grafik işlemcisi var falan filan diyor ama onlar işin pazarlama tarafları. Onları bir kenara kaldıracağız. Ya da Samsung, diğer markaların da hani ürünleri açısından baktığımızda onlar da hani kimse yoğurdum ekşi demiyor açık söylemek gerekirse. Hal böyle olunca mesele aslında donanım olarak karşılaştırma çok mantıklı değil. Çünkü donanım olarak baktığımızda iPhone modellerinin donanımsal olarak biraz daha düşük olduğu görülüyor. Ama bu sorun işletim sistemi tarafında çok da önemli değil. Çünkü neden? İşletim sistemi bunu tolere edebiliyor. Yani örneğin Android tarafında mesela 12 GB RAM'li telefonlar var. 8 GB RAM'li telefonlar var ki neredeyse artık 8 GB standart olduğu gibi. iPhone'da daha yeni yeni hani 8 GB'a 6 GB'a falan geçiyorlar yani. O zaman bu iPhone modelleri kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani donanımsal olarak karşılaştırma çok mantıklı değil. Böyle bakarsak yanılgıya düşeriz çünkü mesele sadece donanımla çözülmüyor. Videonun ikinci bölümünde ise aslında bunu söyleyecektim ve oraya da geçiş yapmış olayım. İşletim sistemi tarafı. iPhone'larda gelen iOS işletim sistemine baktığımızda birçok özellik sunuyor. Farklı özellikler sunuyor. Ekosistem ürünlerine çok fazla destek görüyor Apple mesela. Şimdi yavaş yavaş Android tarafındaki üreticiler de bunu yapmaya çalışıyor. Mesela Samsung çok iyi bu konularda. Saatini alıyorsun mesela işte EKG için illa Samsung telefonla kullanman gerekiyor. Böyle hani ekosisteme tutmak için bazı şeyler yapıyorlar. Tabii işletim sistemleri farklı. Şimdi işletim sistemleri farklı olduğu için de sundukları deneyim de farklı. Hani diyeceksiniz ki günün sonunda ikisinde de alo demiyor muyuz? Evet alo diyorsunuz ama yöntemler farklı. Kullanılan özellikler farklı. Android'de olan bir şey iPhone'da olmayabiliyor veya iPhone'da olan bir özellik Android'de olmayabiliyor vesaire vesaire. Peki işletim sistemi olarak hangisi daha iyi? Şimdi bu soru aklınıza geliyordur. İşletim sistemi daha iyi bir şey diye de bir şey yok aslında. Birazcık bu ne beklediğinize bağlı. Kullanım deneyiminizde neleri öne çıkardığınıza bağlı arkadaşlar. Şimdi ben iOS'ta kullandım çok kısa bir süre. Bundan 10-12 sene önce filan o zamanlar Shift.net'te çalışıyordum. Orada bir dönem kullandım. Ne yazık ki çok beğenmedim. Neden beğenmedim? Çok sınırlayıcı gelmişti bana. Yani bir fotoğraf aktaracaksın mesela. O zaman da Android kullanıyordum. Android'de alışmışım. Telefonu bilgisayara takıyorum ve aktarıyordum. iOS'ta bu öyle kolay değil. Var yöntemleri yani onun da kolay yöntemleri var ama işte illa bir bilgisayarın olacak oradan aktaracağım vesaire. Ve sevmemiştim. Ama bu tamamen kişisel bir yorum arkadaşlar. Şimdi buna dikkat etmek gerekiyor. Bakın kişisel yorum ben kendi kişisel fikrimi söylüyorum. Beğendiğim ya da beğenmediğim bir şeyi söylüyorum. Siz aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Benim söylediğim bir kanun kural değildir. Ne yazık ki teknoloji sektöründe de var böyle arkadaşlar. Hani iPhone çok harika işte veya Android. Android harika iPhone'a 5 para etmez falan. Öyle bir şey yok. Tamamen kişisel deneyimleriniz, kişisel beklentinize göre değişir bu sorunun yanıtı. O yüzden iOS mu iyi, Android mi iyi? İşte o ondan daha iyi, o onu tokatlar, o onu döver, bu bundan daha üstündür diye bir şey bence yok. Beğeniyorsanız Android'i kullanın, beğeniyorsanız iOS'u kullanın. Burada bir o daha iyidir, bu daha kötüdür diye bir şey ben söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Doğru bulmamamın sebebi de şu. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi bazıları için bu fotoğraf aktarma konusu çok önemli değildir. Hiç dert etmeyebilirsiniz ama benim için önemlidir. Ben dert etmiştim. Başka konularda da sizin için önemli olan bölümler, özellikler mutlaka vardır. Hangi işletim sisteminde o varsa ona göre bir tercih yapacaksınız. Tabii sadece mesele işletim sisteminde o var onu tercih edeyim de değil aslında. Örneğin bir Mac bilgisayarınız varsa doğal olarak yani bir Apple bilgisayarınız varsa daha doğrusu doğal olarak ne oluyor? iPhone kullanmanız daha mantıklı hale geliyor. Çünkü
Çünkü ekosistem ürünleri birbiriyle iletişimi daha kolay oluyor. Bu da bir gerçek. Yani bu ve benzeri sebeplerden dolayı benim gibi insanları dinleyin, izleyin. Farklı arkadaşlar da var sektörde. Onları da izleyin. Ondan sonra kendi deneyiminize göre karar verin. O yüzden burada bir tane doğru yok. Bana göre Android'dir, size göre iOS. Başkasına göre de ikisinde beğendiği özellikleri olabilir. İkisini de beraber kullanmak isteyen olabilir. O da bir tercih meselesidir arkadaşlar. Gelelim bir diğer konu, 3. bölüm. Videonun 3. bölümü fiyat meselesine. Şimdi tabii ki insanların ben neden iPhone 13 mu alayım, şunu mu alayım, bunu mu alayım gibi yorumlar yaptıklarını tahmin ediyorum. Çünkü fiyatları çok yüksek Apple modellerinin, özellikle ülkemizde. Hal böyle olunca bugün iPhone 13 bile 35 bin TL civarında bir fiyattan satılıyor ki 2 sene önceki bir modelden bahsediyorum. Böyle olunca da insanlar mecburen biraz da böyle hani Android tarafında bunun karşılığı var mı acaba, bunu kullansam daha iyi olur mu diye sorular soruyorlar. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Elimden geldiğince de bu sorulara yanıt vermeye çalışıyorum ama videonun önceki dakikalarında anlattığım gibi burada dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Çünkü bugüne kadar hani hayatı boyunca iPhone kullanmış birine, işte 10 yıldır iPhone kullanan birine hadi git sen Android kullan demek o kadar kolay değil. Bazıları kullanamayabiliyor. Genelde böyle sorunlar da yaşanabiliyor. Etrafımda, çevremde çok gördüm. iPhone'dan Android'e geçiyorlar ve çok fazla kullanamadılar. Hani 1-2 hafta içinde tekrar iPhone'a geri dönüyorlar. Çünkü zor geliyor, karmaşık geliyor vesaire vesaire. O yüzden hani bunları yadırgamamak lazım. Yadırgamıyorum da bu arada, eleştirmiyorum da. Ancak karar verirken sadece donanım olarak bakmamak gerekiyor. Fiyat olarak bakmamak gerekiyor. Tamam, Apple pahalı. Değerini kaybetmeyen bir telefondan bahsediyoruz. Bu manada Apple daha mantıklı. Hani eğer iOS ekosisteminde kalmak istiyorsanız veya işte birazcık daha işte 2 sene önceki, 3 sene önceki sürümü alarak belki devam etmek gibi bir durum da olabilir. Fiyat skalasında şöyle bir durum var. Neredeyse bir amiral gemisi telefonu çok rahat bir şekilde aldığınız paraya 2 sene, 3 sene önceki iPhone modelini alabiliyorsunuz. Burada böyle bir uçurum var ne yazık ki. O da biraz ülkemize has bir durum. Yurt dışında bu kadar uçurum yok. Bizde biraz daha fazla, yani Apple fiyatları birazcık yüksek tutuyor. Ekosistemine güvendiği için ve ekosistemine giren de biraz bir daha kolay kolay çıkamadığı için böyle bir durum söz konusu. Yani uzun lafın kısası, ben bu videoyu 3 parçaya bölerek anlatmayı uygun gördüm. Bir tanesi donanım, bir tanesi işletim sistemi. Bir de fiyat meselesi açısından değerlendirmeye çalıştım elimden geldiğince. Siz de eğer bir iPhone Android seçimi yapmak istiyorsanız ve daha önce Android de kullandıysanız, bakın burası önemli, eğer Android kullanmayan birine zor gelebiliyor. Etrafımda çok örneğini gördüm. Tersi çok az olmakla beraber onları da gördüm. Yani Android'den iOS'a geçmiş benim gibi mesela beğenmemiş kullanıcılar da gördüm. Olabilir. İkisi de olur ama iOS'tan Android'e geçip beğenmeyen sayısı daha fazla. En azından benim çevremdekiler öyle. Sizinkiler farklı olabilir. Yorumlar yazarsanız arkadaşlar. Elimden geldiğince iOS Android arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da bilgi vermeye çalıştım. Ama burada şunu asla ve kata unutmayın arkadaşlar. Karar verecek olan kişi sizsiniz. Yani ben size hani şunu al git hadi koş bakalım iPhone al, koş bakalım Android al diyerek sizi bir şeye yöneltmem çok mantıklı değil. Seçime yöneltmem çok mantıklı değil. Doğru da değil arkadaşlar. Ben kendi kişisel fikrimi söylüyorum. Siz kendi kişisel fikrinize göre bakıp değerlendireceksiniz. Buna rağmen aklınıza takılan sorular olabilir. Bu soruları da yorumlara yazarsanız elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum ve genelde bütün yorumları okuyorum. Bildiğim bir konuysa, anladığım bir konuysa ya da videonun içinde söylemediğim bir şeyler varsa mutlaka ve mutlaka yanıt veriyorum arkadaşlar. Ben bu kadar çaba gösterirken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olun. Kanala abone olmanız benim için önemli çünkü kanala abone olarak kanalın büyümesine destek oluyorsunuz. Aynı zamanda videolarımın da daha fazla izlenmesine katkıda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Abone olanlar da yorum yazabilir. Eğer beğendiyseniz videolarımı paylaşabilirsiniz, çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilirsiniz. Güzel içerikler paylaşıyorum özellikle teknolojiyle ilgili. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.